Merhaba arkadaşlar. Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir etek çalışması yapacağız. Etek çalışmamız için ben bir adet ip kullandım. Ee, ölçüsüne bakalım. Eteğimizin. 28 santim eteğimizin uzunluğu. Tabi e, santim olarak isterseniz daha kısa ya da daha uzun olarak çalışmamızı yapabilirsiniz. Eteğimize şöyle bir bakalım. Lastik kısmını örerek başladık ve daha sonra görmüş olduğumuz trabzanlardan artışımızı yaparak eteğimizi dilediğimiz ölçüye gelene kadar büyüttük. Bir tanesinde bakın, şu ikili olan da artışımızı yapmadık. Diğerinde diğer dilimimizde artışlarımızı yaparak eteğimizi istediğimiz ölçüye kadar uzattık. Eteğimizi toplam 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16. Yani etek modeli olarak 16 sıra ördük ve lastik kısmını da ayrıyetten örmüştük. Evet, kolay gelsin diyerek eteğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. <laughs> eteğimizi örmek için Nako'nun Lüks Minnoş bevisini kullanıyorum. %35 poliamit, %65 premium akrilikten oluşan ipimi buçuk numaralı tığımla örüyorum ipim aynı zamanda 100 gram ve 340 metre şimdi içten çıkararak ipimizi Örmeye başlayabiliriz içten aldığımız zaman daha rahat e, ipimizin çözülerek bize gelmesi daha kolay olmakta onun için içten almaktan çekilmeyin bakın hemen iç kısmı da göründü ve bakın böyle çözülmesi daha rahat şimdi zincirimizi çekerek başlıyoruz Öreceğimiz yaş grubun bel ölçüsü zincirimizin sayısında etkili. Eğer yaşı büyük çocuklarımız için örüyor isek bellerinin ölçüsünü alarak o ölçüye uygun olarak zincirimizi çekelim. Yani birebir mesela 32 santim ise ölçtüğümüz ölçü 30 santim olarak alalım. Çünkü açılma payını trabzanlarımızı ördükten sonra oluşacağı için hesaba katalım. Şimdi zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14, 15, 94 tane zincirimi çektim. Ölçeceğimiz zaman şu şekilde iki kat ölçelim. Daha rahat olsun. Şöyle bakınız açılma payında mutlaka hesaba katalım. Gördüğümüz gibi açılmakta. Şimdi iki kat ederek ölçüyorum. 20 santim diyelim. 20-20 40 santim zincirimizin açılım ölçüsü. Şöyle ikiye katladığım için 20 santim. Şimdi 1 2 3 4. Dördüncü zincir yuvama gelerek bir tane trabzanımı örüyorum sırası ile birer birer zincirlerimizi içerisine trabzanlarımızı örelim dümdüz trabzan örüyoruz burası eteğimizin lastiğini oluşturmakta çekmiş olduğum zincirin üzerine ikili trabzan şeklinde zincirin sonuna kadar örerek devam ediyorum eteğimin lastiğinin birinci sırasını bu şekilde ördüm bakın şöyle kapadığım zaman bel ölçüm bayağı büyükçe olmakta şimdi ikinci sıramıza başlıyorum trabzanımı bitirdiğim yönden zincirimi çekiyorum 1 2 3 örgümün yönünü de çeviriyorum lastik örgüsü örmek üzere başlıyorum tığımın başını doluyorum İlk sırada gelen trabzanımı yandan giriyorum ve örüyorum. İkinci sıradaki gelen lastiğimizi arkadan örüyoruz. Trabzanımızı lastik örgüye çeviriyoruz. Bir tane yandan girişimizi yaparak trabzanımızı örüyoruz. Bir tane trabzanımızı arkadan girerek örgümüzü örüyoruz. Bir yandan Bir arkadan Bakın yandan alıyorum trabzanımı, arkadan ittiriyorum ve örüyorum. Yandan şu şekilde girerek trabzanımı örüyorum. Arkadan bir sıra başımıza kadar bu şekilde devam edelim. Birinci trabzan sıramızın üzerine bir yandan bir arkadan girerek lastiğimizi oluşturduk. Birinci sırada düz trabzan olarak örmüş olduğumuz sıramızda bakınız lastik formatına döndü. Üstteki ördüğümüz trabzanın aynı şekliyle şekillendi. Ve sıramızı sonuna kadar örerek geldim. En son trabzanımın üzerine geleceğiz şu anda. Tığımın başını doluyorum. Üzerine batırıyorum ve ikili trabzan olarak alıyorum en son trabzan 1 2 3 zincir çekiyorum örgümün tekrar arkasını çeviriyorum ve burada gördüğüm bir çukurun içerisinde dışa çıkık çukurda dışarı çıkık bakın bir yani kabartılı bir içi gömülü vaziyette bulunmakta şimdi göründüğü üzere örüyoruz içerideki gömülü durumda bulanın ardından giriyorum ve trabzanımı örüyorum Tekrar tığımın başını doluyorum. Dışa kabartılı olanı yandan girerek kabartılı bir şekilde örüyorum. Tekrar içten yani arkadan giriyorum. Örüyorum. Yandan girerek kabartılı bir şekilde örüyorum. Bir arkadan kabartı dışa kabartılı, kabartılı olanlar hemen şöyle yandan girerek devam ediyoruz. istediğimiz bel kalınlığı yani lastik kalınlığı oluşana kadar örelim. Kimimiz ince lastikten hoşlanırken kimimiz birazcık daha böyle dolgun lastiklerden hoşlanmakta geniş lastiklerde. Zevkinize göre lastik boyutumuzu büyütelim ve eteğimizin modelini koymak için görüşelim. Lastiğimi ördüm eteğimin lastiğini ve ölçüsüne bakmak istiyorum. 6 santim. Bayağı kalınca bir lastik ördüm. Sizler daha kısa da isterseniz, yani daha kalını ince olarak da örebilirsiniz. Ama şöyle dolgunca bir lastik olsun istedim. Şimdi birinci sıramıza başlıyorum. Birinci sıramıza başladığım yerde eteğimin belinin birleştirme işlemini yapıyorum. En kenardaki trabzanı sayıyorum. Yandaki dışa kabartılı olan trabzanımı çukurdaki ve diğer dışa kabartının olduğu yere geliyorum ve batıyorum. Şöyle bakınız. 1 2 3. Hemen tığımı girdiriyorum ve 1 2 3 3 tane zincirimi çekiyorum. Bu şekilde birleştirdim. Şimdi tamamen yuvarlak dönüp gelir gelirken Burayı da kapatacağız. Şimdi her bir trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı örüyorum. Bir kabartıya, bir çukur olana ikili trabzanımız örelim. Bir kabartılı trabzanımı, bir çukurda olana. Yani birebir hiç artışımızı yapmadan aynen lastiğimizin ölçülerinde trabzanlarımızı örerek başlangıç noktama kadar devam ediyorum. İlerliyorum. Bakın her birine birer tane trabzanımızı batıyoruz. Bütün trabzanımızı, kabartılımızı içeridekini kabartıp içeridekini birebir tamamlayalım ve uca doğru görüşelim. Evet uç noktaya kadar örerek geldim. Bakınız dümdüz trabzanlarımızı ördüm. Şimdi şöyle birleştirdiğimiz yerdeyiz. Bakın üzerine koyuyorum birleştirdiğimiz düğme ve ilik olacak kısmımızı tığımın başında doluyorum, en uç noktadan giriyorum ve bir trabzan ve hemen yanındaki gözden giriyorum ikinci trabzanım ve üçüncü trabzanım her ikisini de örüyorum hem öndekini hem arkadakini örüyorum ve burada tamamen kapanmış oluyor en son olarak giriyorum ve 3 tane zincir çekerek başladığım yere gelip batıyorum ve bu şekilde birinci sıramızı tamamen düz trabzan olarak örüp tamamlıyorum ve buradaki eteğimizin düğme ve ilik dikeceğimiz yeri ayarlamış oluyorum alta iki tane düğmemizi dikeceğiz üstte de ilik olarak kullanacağız ilik açmadık Çünkü bakın her yer çok geniş olduğu için ilikle de ayrıntılı bir büyük delik yapmaya gerek yok şimdi modelimizi ikinci sıramızda uygulamaya başlayalım zincirimi çekerek başlıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tığımın başını dolayarak zinciri çekmiş olduğum yerin hemen dibine 2 tane yani bu ikinci trabzanımı örüyorum ikili trabzan 2 i̇ki zincir çekiyorum aynı yere 2 tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 zincirimizden olan trabzanımız yanına trabzan 2 tane zincir tekrar 2 trabzanımı ördüm evet tığımın başını tekrar doluyorum 1 2 ve 3. trabzanımın üzerine yine 2 tane trabzan 2 zincir 2 trabzanımı aynı yere örüyorum 1 ve 2 tekrar 1 2 atlıyorum 3. trabzanımın üzerine başını doluyorum 2 tane trabzan 2 zincir 2 trabzanımı örüyorum 1 2 tığımın başını doluyorum 1 2 atlıyorum 3. trabzanımın üzerine batıyorum 1 2 tekrar 2 zincir aynı yere batalım 2 trabzan şekliyle bu sıramızı iki tane trabzan atlayıp üçüncü trabzanımıza batarak iki trabzan iki zincir iki trabzan olarak örelim ve başlangıç noktamıza kadar aynı işlemimizi tekrar ederek gelelim Evet çifter çifter örüyoruz yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var burada ikili trabzanlarımızı oluşturan grupların çift sayıyla bitmesi. Yani 28, 30, 32, 34, 26 başladığımız zincire göre çift bitmesi lazım. Yoksa yapmak istediğimiz model çalışmamızın ikisi yan yana gelir ve yapacağımız işlemi olumsuz olarak etkiler. Onun için sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 26 28 28 tane Trabzan'ım burada mevcut Eğer tek sayı olursa 27 25 23 gibi ya da 31 33 o zaman bir tanesini üzerine farklı çalışacağımız diğeri aynı kalacağı için ikisi yan yana gelir onun için lütfen dikkat edelim çift sayıyla tamamlayalım eğer ilmeğimiz yetmiyorsa birkaç sıra geriye gelip söküp birkaç sıra ya sıkı ya da daha gevşek yaparak ayarlama çalışmamızı yapalım evet şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım eteğimin birinci sırasını iki trabzan iki zincir iki trabzan şekliyle örerek başlangıç noktamıza kadar geldik Bakınız iki trabzanlarımız, zincirlerimiz ve hepsini birbiri takip ederek örerek geldik. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Şuradaki trabzanla lastiğimizi saymıyoruz. Buradan bir diye sayalım. İkinci sıramıza hemen üzerine zincir çekmiştik 4 tane. Onun en üstteki zincire batıyorum ve çekiyorum. Ve üzerine 1 2 3 zincir çekiyorum ve bir tane trabzan üzerine 3 zincirim ördüm ikinci trabzan üzerine gelerek batıyorum ikinci trabzan ördüm ve bir tane de içeriye giriyorum aşağıdaki iki trabzanım 3 trabzanıma dönüşüyor ve iki tane zincirimi çekip aynı buradaki iki zincirin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum ve diğer iki trabzanımın üzerine de birer birer trabzanlarımı örüyorum bir ve iki ve burada bir tane artışımızı her iki taraf için de yaptık. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Şimdi tığımın başında doluyorum. Geçişlerde zincir çekmiyoruz. Araya giriyorum. Tam 2 zincirin olduğu yere 2 trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 2 zincir. Tekrar aynı noktaya 1 ve 2 ya da içine zincirimizin iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımız ördük. Modelimiz bu sıralamadan oluşacak. Bir tanesini üç trabzan, iki zincir üç trabzan şekliyle birer trabzan artacağız. Bir tanesini ise aynen içerisine girip zincirimizin iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şekliyle devam edeceğiz. Tığımı takıyorum ve örmeye devam ediyorum. Şimdi artıracağım sırayı örüyorum. Hemen bir tra birinci trabzanımın üzerine batıyorum. Bir İkinci trabzanımın üzerine batıyorum. 2 ve boşluğun içerisine yani zincirimin içerisine üçüncüsünü örüyorum. 2 tane zincirimi çekip bir tane zincir yuvasının içerisine 2 tane de trabzanlarımın görmüş olduğum şu gözlerinin içerisine girerek bir ve diğer trabzanımı 2 artışımı yapmış oluyorum. Şimdi sıradaki 2 trabzan 1 2 2 zincir 2 trabzan içerisine giriyorum bakınız direkt burada zincir içerisine birisine trabzan üzerine örerken bir tanesini zincir içine örüyoruz ve bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz ve bundan sonraki sıramızı da aynı şekilde 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan olarak devam edelim Modelimizde ikinci sıramızı ördük. Üçüncü sıramıza geçişimizi yapmak üzere hazırız. Şimdi bir tane trabzan grubumuz artışımızı yapmıştık. Bir tanesinde artışımızı yapmadan yine iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde ördüğümüz grubun iki zincir kısmına aynı işlemimizi yaptık. Ve diğer sıradakini üç trabzan, iki zincir, üç trabzan şekliyle üzerlerini ördük ve aralarında bir tane artışımızı yaptık. Ve modelimizin bu şekilde kurulumunu yaptık. Bundan sonra artışlarımızı yaparak devam edeceğiz. Burada gördüğümüz iki trabzandan oluşan bölüm eteğimiz bitene kadar iki trabzan olarak devam edecek. Buradaki üçer artırmış olduğumuz grubumuzun üzerinde ise sürekli çalışmalarımızı yapacağız ve bu üçlüler sayesinde eteğimiz şekillenecek buradaki ikililer aynen devam edecek bakınız bir ikili bir üç olarak artırmış olduğumuz grup ikili hep aynı devam edecek sürekli artacak olan grubumuzu gördükten sonra geçişimizi yapalım trabzanımın üzerinden bakınız ilk Zincir çekerek oluşturduğum trabzanımın üzerine batıyorum ve sadece geçiş yapıyorum trabzanımın. Bakın tekrar geçelim. 3 tane trabzanımız vardı. Zinciri yaparak geçtiğimiz trabzanımın üzerine batıyorum ve sadece bunu şu şekilde diğer ilmeğimin arasından geçiriyorum. Ve aynı şekilde ikinci trabzanımın arkasındaki küçük göze bakınız minicik bir göz var oraya giriyorum ipimi alarak çekiyorum ve 3 tane zincir çekiyorum 3 zincir çekerek birinci trabzanımı bu tarafa aktardım ikinci trabzanın üzerinde oldu yanındaki trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum ve bir tane zincirimin içerisine giriyorum 3 tane trabzanım oluyor 2 zincirimi çekiyorum Tekrar iki zincirin içerisine bir trabzan, üç trabzanımın ilkini örüyorum. Bir tane de zincirin içine örmüştüm ve ikinci trabzanın üzerine örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanım oluyor. Ve buradan ortada görmüş olduğumuz iki trabzan, iki zincir, iki trabzan bölümüne geçiyorum ve aynen zincirin içerisine girerek örüyorum. İki trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan ve devam ediyorum. Birinci trabzanıma batmıyorum. ikinci trabzanıma batıyorum. Tekrar sıradaki trabzanıma batıyorum. Ve zincirimin içerisine batarak bir trabzan örüyorum. Toplamda 3 tane trabzana ulaşıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir trabzan ve diğer trabzanın üzerine batıyorum ve sıradaki trabzan toplamda 3 trabzanım daha oldu 3 trabzan 2 zincir 3 trabzan ve burada kurmuş olduğum düzeneyi kurdum buradaki görmüş olduğum 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanı örüyorum artışımı yapıyorum yani bir tane kaydırıyorum ve yine aynı durumu örüyorum yani 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım Evet sıramızın sonuna kadar geldim. Ee, buradan sonrasında 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan olarak örmüş olduğumuz bölümleri 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan olarak öreceğiz. Ortadan devam eden 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımız aynen devam edecek. Şimdi artışımızı yapmaya başlayabiliriz. Geçişimizi yapıyoruz. Bakınız bütün geçişlerimizde aynı yöntemimizi uyguluyoruz zincirimin üzerine batıyorum geçişimi yapıyorum ve başlıyorum 1 2 ve 3 hemen ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ve ikili trabzanımı örüyorum üçüncü trabzanımın da üzerine batarak bir trabzan daha örüyorum toplamda 3 trabzanım ördüm araya zincirimin içerisine bir trabzan daha örüyorum ve 3 tane trabzanımı 4 sayısına çıkarıyorum 2 zincirimi çekip aynı yere girerek bir trabzan daha örüyorum ve birebir bütün trabzanlarımın üzerine örerek toplamda 4 tane trabzana ulaşıyorum geçişimizi yaptık bakınız 4 trabzan 2 zincir 4 trabzanımı ördüm Görmüş olduğumuz 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımızın içerisine giriyoruz direkt zincir içerisine batıyoruz trabzanlarımızın üzerinde örgü örmüyoruz. 2 zincirim ve tekrar zincirin içerisine trabzanlarımı örüyorum. Bir sonraki 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımın yine bütün trabzanlarımı örüyorum. 1 2 3. Ve zincirin içerisine girerek dördüncü trabzanımı örüyorum. İki zincirimi çektikten sonra bir tane zincir yine bir trabzan yine zincirin içerisine ve üç tane trabzanımı örüyorum. Toplamda dört tane trabzanım oluyor. Buradaki iki trabzan, iki zincir iki trabzanı yine zincirimizin içerisine örüyoruz ve bu şekilde sıramızı tamamlayarak başlangıç noktamıza geliyoruz. Evet trabzan sayımızı 4'e çıkardık. 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan, üçlerimizin hepsini ördük. Sadece zincirimizin içine bir trabzan arttık. 2 zincirimizi ördük. Sol tarafa da bir trabzanımızı artarak 3 trabzanımızı aynen ördük. Bu dörtlülerde birinci sıramızda. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. İkinci sıramıza direkt bir ile ikinin arasındaki ilmeğe batıralım. Çekelim ve başlıyorum. Bir, iki, üç. Diğer sıradaki trabzanıma batıyorum. İki, sıradaki üç ve zincirimin içerisine giriyorum. Dört, 2 tane zincirimi ilave ediyorum zincirin içerisine sol taraftaki dörtlüğü oluşturmak üzere batıyorum ve bir tane trabzanım örüyorum ve sırası ile 2 3 4 kenarda bir tane fazla trabzanımız olacak çünkü ortaya bir tane trabzanımızı fazladan ördük şimdi aradaki iki trabzan 2 zincir 2 trabzanımızı zincirimin içerisine dolduruyorum bakın trabzan üzerine değil hep zincir içi devam ediyoruz ve devam ediyorum buradaki dörtlüğe şimdi birinci trabzana batmıyorum ikinci trabzanıma gelerek batıyorum bir dışarıda kalıyor ikiye batıyorum bir sıradan devam ediyorum 2 ve 3 bir tane trabzana batmadığımız için üç tane trabzanımız burada oluştu ve şimdi dördüncü zincirimizin içerisine girerek oluşturacağız İki tane zincir ve bir tane trabzan sol taraftaki dörtlü için başladım ve sayıyorum 2 3 ve 4 bir tane trabzanda sol taraftan kalacak. Bakınız bir tane sağ taraftan bir tane sol taraftan birer ortaya artışımızı yaptığımız için toplamda yine dörder trabzan örmeye devam edeceğiz. Buradaki iki trabzan iki zincir iki trabzanımız yine zincir içerisine girerek devam ediyoruz. Şurada sıradakini ise birer baştan ve bir sondan örmüyoruz. Bakın Üçünü örüp ortaya hem sağa bir tane sola bir tane ortaya da iki trabzanla sıramızı tamamlıyoruz. Ve biraz e, bu eteğimizin şöyle görüntüsü daha açılana kadar biraz örmeye devam ediyoruz. Büyütelim. Eteğimizi 4 tane trabzan sayısına çıkardıktan sonra örmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıra daha 4 trabzan, 4 trabzan ortada 2 zincir olarak ördüm. Bu görmüş olduğumuz baştan sona kadar devam edecek grubumuz aynen devam etti. Ve 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan şekliyle dilimlerimizi ördük. Şimdi trabzan sayısında bir tane daha artışa gitmek istiyorum. Artık e, bitirmek üzereyiz, neredeyse şimdi ilk trabzanı zincir çekerek oluşturduğum trabzanımın üzerine batıyorum. 1, 2, 3. Ve sırası ile daha alt sıralarda yapmış olduğumuz gibi. Trabzanlarımızın üzerine birer birer örüyorum. Toplamda 4 trabzan oluyor. Artma işlemini zincirimin içerisine batarak yapıyorum ve toplamda 5 trabzana çıktım. 2 zincirimi yine çekiyorum. Bir tane artışımı yine zincirimin içerisine yaparak 4 tane trabzanımı birer birer örüyorum. Ve istediğim uzunluk gelene kadar örmeye devam ediyorum. Dilerseniz daha büyük yaş grubundaki kız çocuklarımızı öreceksek daha bu 5-6-7 ya da daha dökümlü istiyorsanız daha sık aralıklarla artışımızı yaparak istediğimiz kadar büyütebiliriz. Şimdi trabzanımız 4 trabzandan 5 trabzana çıktı. Dönüşte bir trabzan içine girerek bir trabzan içe girdiğimiz yeri telafi için zincirimizin içerisine bir trabzan örerek 5 trabzanımızı yaparak dilediğimiz ölçüye gelene kadar uzatalım.